Nasıl? Evet, çok değerli il müftüm. İlçemize teşrif ettiler, şeref verdiler. Tabii ben göreve başlayalı çok olmadı. Açıkçası 2,5-3 ay gibi bir süre önce Afşin'de göreve başlamam sebebi Sayın Müftüm bir hoş geldin ziyaretini. Daha önce niyetlendiler ama hava muhalefeti yüzünden gelemediler. Tabii bu hoş geldin ziyareti sadece kuru bir hoş geldin değildi. Madem gelmişken ekibiyle gelelim diyerek ildeki, il müftülündeki müdür arkadaşları sahasında, sahasıyla ilgili bilgilendirmek amacıyla personelimizi onlarla birlikte geldiler. Ekip olarak geldiler diyelim. Evet. Ekip olarak geldiler. Her bir arkadaş kendi sahasıyla alakalı son güncel bilgileri arkadaşlarımıza, din görevlilerimize veya dairedeki personel arkadaşlarımıza paylaştılar. Bu bizler için bir motivasyon kaynağı. Yani görev aşk ve şevki açısından baktığımız zaman, bilgi, deneyim, tecrübe açısından baktığımız zaman da mutlaka her yıl içerisinde birkaç defa yapılması gereken bir iş. Aynen. Çünkü mevzuat devamlı güncelleniyor, yenileniyor. Tabii. Bazen mevzuata yetişemiyoruz işin gerçeği. Bu son değişikliklere yetişemiyoruz. Ama sahasında uzman arkadaşlar ki il müftülüğümüzdeki müdürler bu konuda çalışıyorlar. Takip ediyorlar. En azından son değişiklikler, son uygulamalar. Bir de teknolojik uygulamalar, son teknolojik uygulamalar var ki mesela e-imza gibi şeyler. Tabii. Bunlarla ilgili daire personelimizi görevlendirmek amacıyla, bilgilendirmek amacıyla ilçemizde Sayın Müftümüzü ve ekibini bugün ağırlıyoruz. Kendilerine bir teşekkür ederiz. Bize şevk ve motivasyon zevk ettiler diyelim. Allah razı olsun. Kendilerinin tecrübelerinden istifade ettik. Etmeye devam edeceğiz. Tabii bu bir ekip işidir. Nasıl ki biz burada bir ekibiz. Başarımız ekibin başarısı ise il müftülüğü de sonuçta ilçeden oluşan bir ekiple bu işleri yürütüyor. Bizim başarımız ilin başarısı manasına gelir. Onun için ille koordinasyonu sağlama açısından, iletişimi sağlama açısından, bilgi ve birikimi paylaşım açısından bu toplantıların, bu ziyaretlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan sonraki çalışmalarımızda da daha sıkı ilişkiler, daha sıcak ilişkiler ve paylaşımcı bir ilişki içerisinde olacağımızı ben burada beyan etmek isterim. Ayrıca Ashab-ı Kehf Külliyesi'yle alakalı şu ana kadar 176'sı bitmiş bir inşaatımız da beklenir. Ama bundan sonra caminin tezyinat ve iç işleri başlıyor. Yani gerek minber, mihrap, vitraylar, nakışlar, tesipler, süslemeler, motif, el şeyler, nasıl deniyorlar, el işi motif işlemeleri. Bunlar bu aşamadan sonraki yapılacak işler ki bir özellikle cami inşaatının en önemli safhalarında bunlar tutuyor ve en masraflı tarafını tutuyor. Yani kaba inşaattan daha fazla bu ince iş dediğimiz, değil mi hocam? İnce iş deniyor ona. Cami içindeki ince işler işler tutuyor. Bundan dolayı hayırsever vatandaşlarımızı mümin cömertliğiyle hayırlarının devamını diliyoruz kendilerinden. Zaten bu camiler milletimizin camisidir. Milletimizin gayretiyle, desteğiyle, himmetiyle yapılan camilerdir. Onun için bizim de bir tuğlamız olsun veya bizim de bir küçücük katkımız olsun diyerek sadaka-i cariye anlayışıyla hayır yapan, yapacak olan, yapmayı düşünen bütün kardeşlerimizi bu hayır hizmetine davet ediyoruz. Cenab-ı Hak festebikul hayrat buyuruyor. Hayırlarda yarışın diyor. Hayırlı işlerde yarışın. Kötü işlerde yarışmayın. Bu bir hayır yarışıdır. Bir de Allah'ın evidir sonuçta bu. Beytullah'ın bir şubesidir. Burası sadece bir ibadet mahalli değildir, bir kültür merkezidir. Evet. İnsanlarımızın, çocuklarımızın dini bilincin, İslami bilincinin oluşması için gerek
Kur'an kursları bulunacak içerisinde. Gerek kütüphanesi bulunacak, gerek çaycılar bulunacak, sohbet salonları bulunacak. Bu şekilde bir külliye şeklindeki bir inşaatın bitimi için desteklerini esirgemeyeceğini umuyoruz ve bekliyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar sayın değerli müftüme de müteşekkirim. Allah razı olsun diyorum. Sizden de. Ve misafir ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Biz misafirden gocunmayız. Şeref duyarız. Niye? Çünkü misafir bereketiyle gelir. Allah razı olsun. Dokuzunu bırakır, birisini yer demişler. Onun için sonra bıraktığımız dokuzu da yemeğe yeriz.